Merhaba millet, FIFA 17 Liverpool kariyerimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki gündür video gelmiyor çünkü beğeniler biraz düştü. Ben de seriyi yavaşlatma kararı aldım. Biliyorsunuz zaten bir önceki videomda söylemiştim. 50 beğeniye yaklaştık. Çok az geliyor beğeni. Çünkü yaklaşık 600-700 civarında izleniyor videolarımız ama 40 beğeni, 50 beğeni civarında geliyor. Bu nedenle hani beğenilmediğini düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü tek ölçütüm bu. Hani bazı arkadaşlarımız yazıyor abi çok güzel video. Hepsine teşekkür ediyorum ama zaten onlar benim sıkı takipçilerim. Eğer şöyle bir 50 beğeni çok rahat geçtiğimiz anda ben seriye tam gaz devam etmek istiyorum. Çünkü oynamaktan çok keyif alıyorum biliyorsunuz. Ama azaldığı için maalesef böyle biraz ara vererek geliyor. Yani şey gibi olmasın istiyorum. Tamam takipçilerimiz var, bizi destekleyen arkadaşlarım var, beni destekleyen arkadaşlarım var. İşte abi çok güzel video diyenler var, sürekli izleyen arkadaşlarımız var ama daha fazla kitleye hitap etmek istiyorum. Bu da maalesef çok hızlı gerçekleşmiyor. Ben de çok fazla çabalamak, hani çok fazla çabalayıp yorulmaktansa en azından izleyen arkadaşlarıma 3 günde bir video atarım. En azından onlarda izler gibi mantığında düşünüyorum. Umuyorum ki bu mantığı yön değiştirerek tekrar aynı şekilde aynı hızda devam etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz çok keyif alarak oynuyorum. Bu şekilde de keyif alarak oynamaya da devam edeceğim. Ben zaten kendi halimde oynuyorum arkadaşlar. Kendi halimde günde 4 saate yakın FIFA oynuyorum yani. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz zaten bu kanalı açış amaçlarımdan bir tanesi de bu güzel zamanlarımı, güzel dakikalarımı sizlerle de paylaşarak interaktif bir şekilde daha eğlenceli hale getirmek istiyorum. Bakalım bundan sonraki durumumuz böyle. Umuyorum ki dediğim gibi videolar beğenilir, videolar izlenir. Ona göre ben de hemen akabinde ikinci videoyu da akşamına çeken ertesi günde atarım arkadaşlar. Evet şimdi bir takvimimize bakalım isterseniz. Hangi maçlarımız var? Southampton maçımız var. Üstüne Sunderland maçımız var. Lig maçlarımız bunlar hepsi. Bournemouth maçımız var. Ve üstüne Slaven Bilişli West Ham United'a gidiyoruz. Middlesbrough ve Everton maçlarıyla da devam ediyor. Manchester City maçı falan var ligde. Kupada eğlendik zaten biliyorsunuz. Geçen maç izlemeyenler varsa izleyebilirler. Çok iyi oynamamıştık. İstediklerimizi sahaya yansıtamamıştık ve kupadan elenmiştik. Neyse bizim asıl hedefimiz zaten bu sene Liverpool'un yıllardır ulaşamadığı lig şampiyonluğunu bu sene yakalamak, bu başarıyı bu sene elde etmek arkadaşlar. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hemen ligdeki puan durumumuzu bir göstereyim sizlere. 25 puanda birinciyiz. 23 puanda Hull City ikinci ve Chelsea 19 puanla üçüncü arkadaşlar. Şu anda güzel gidiyoruz. İyiyiz. 61 milyon 72 bin euroluk bir karımız var. Transfer bütçemizde 42 milyon arkadaşlar. Kadromu göstereyim. Hatta kadroma kendim bakayım bir. Sadio Mane bu arada 80 olmuş. Güzel. Sadio Mane 80 miydi ya? 80'di zaten sanırım. Karius 85 oldu. Bu müthiş bir rakam bence. Şuraya Wijnaldum ekleyelim. Başka kimseyi oynatmak istemiyorum aslında. Marcus Rashford 79 oldu. Bu da gayet güzel. Neyse çok da vakit kaybetmeden hemen ilk maçıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Sunderland miydi? Southampton maçımıza geçelim hemen. İlk maçımız, bölümümüzün ilk maçı. Simüle edeceğim bunları. Biliyorsunuz bu maçları ben simüle ediyorum arkadaşlar. Lazar Markovic demiş ki hocam beni kadroya alır mısın? Tamam lan bu maçı geçeceğim. Yani istediklerini yapalım. Çocuklar mutlu olsunlar. Çünkü form bizim için önemli. Form ve bu duyguları yani mutlulukları, mutsuzlukları falan önemli. Sezon başında konuştuğumuz üzere altyapı yatırım kulübümüz için önemli bir hedefti. Şu anda görünüyor ki bu hedefe ulaşamayabiliriz. Lütfen koyduğunuz spesifik hedeflere yeniden göz atın ve onlara ulaşmak için elinizden geleni yapın. Şimdi bize diyor ki altyapıdan oyuncu çıkart. Altyapıdan. Şimdi ben bu mesela Reis Oxford'a aldım. Bu altyapıdan sayılmıyor. Hemen bir yetenek avcısı tutalım o zaman arkadaşlar. En pahalısından tutuyorum. Şöyle bir
Sean mı diye okunur? Sean Morris diyelim. Hadi bir Sean Morris diyelim. 2 milyon 800 bin euro bedeli var adamın. Oyuncu izleme masrafı adamın 2 milyon 800 bin. Bu 19 bin, bu 2 milyon 800. Kimi bulacak çok merak ediyorum ve bu parayı vereceğim arkadaşlar. Gerçekten 2 milyon 800 bin euroyu vereceğim. Bakayım bana ne vuracak mı ya? Bakalım ne vuracak. Gerçekten merak ediyorum. Oyuncu izleme sistemi kur. Mesela nereden? Lan şöyle Cameron ne ya? Şöyle bir Cameron'a mı göndersek? Yoksa Gana'ya mı? Cameron'a göndermek istiyorum. Lan Cameron'dan güzel topçu çıkar aslında. Yoksa Gana'ya mı göndersem? Gana da olabilir. Nijerya, Cameron. Gana. Hadi Gana olsun lan. Süre 3 ay. Tür teknik yetenek mi? Kanat oyuncusu mu? Güçlü fizik mi? Oyun kurucu mu? Oyun kurucu olsun lan. Gerçi oyun kurucu bulunmaz. Gana'dan bir kanat oyuncusu alsak bir yüce olur. Gana'dan bir kanat oyuncusu bul lan bana. Hadi bul. Oyuncu izleme sistemi kuruluyor dedi. Güzel. Genç takımımız yok. Niye genç takımımız yok? Neden genç takım yok acaba? Bilen varsa lütfen yazsın. Genç takım oluşturulabiliyor mu? Genç takım oluşturuluyorsa nasıl oluşturuluyor? Oluşturulmuyorsa neden? Yani mesela Liverpool'da yok, Manchester City'de mi var? Bunu bilen arkadaşlarımız varsa lütfen yazsın arkadaşlar. Morris gelecek 3 ay için kulüp adına bir oyuncu izleme sistemi kurmak üzere Gana seferine çıktı. Kendisi gelişmeler ve bulduğu oyuncularla ilgili size aylık raporlar gönderecek. Bu raporlara bakarak genç takımı yeni oyuncular kazandırabilir veya bir oyuncunun yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için izlemenin sürdürülmesini isteyebilirsiniz demişler. Güzel. 3 aylık orada adam. Hadi bakalım neler bulacak. Gana'dan kimi getirecek? Gana'ya adam gönderdim lan. Gana'dan canlı dönmeye de bilir ama olsun, Gana'ya gönderdik adam. Kanat oyuncusu çıkar mı Gana'dan? Ben çıkar diye düşünüyorum. Alırım. Ya kanat çıkar ya forvet çıkar. Aslında sağlam orta sahalar da çıkabilir. Bilmiyorum. Southampton maçımız başladı. Çok konuşmayalım ve maçımıza bakalım hadi. Long'dan gol yedik. Aferin. Eriksen attı. 1-1 oldu. Çok güzel oldu. Aferin. Hadi. Hadi oğlum ya. Maalesef bir golle takıldık kaldık ve 1-1 beraber kaldık arkadaşlar. Ligde büyük ihtimal düştük. 26 puandayız. Güzel lan. Güzel güzel. En azından birinciliği kaptırmadık. Güzel bir şey. Gayet iyi bir şey. 2 puanlık farkımız vardı. Öyle atıp yanlış mı hatırlıyorum? 2 dakika önce baktığım şeyi hatırlamıyorum. Jonathan Tah bu arada 81 oldu. 81. Jonathan Tah'ı mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Eğer... Bir dakika ya. Ha oldu değil mi? Oldu değil mi ama? Yanlış bir şey yaptım diye düşündüm ama Allah'tan... Bir anda kaydetmeden çıktım falan sandım. Antrenmanlar iptal oldu diye düşündüm ama Jonathan Tah... 81 overall olmuş. O yüzden kabul olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Kim mi? Beni tekrar kadroya aldığınız için sağ olun. Arada sırada ilk 11'de yer almamayı sorun etmem ama düzenli olarak oynamam şart. Oynamadığım yerde duramam demiş. Reece Oxford'da oynamak istiyor ama canım benim. Senin işin çok olur ya. Jonathan Tah'ı mı keseceğiz? Kimi keseceğiz? Şöyle Jonathan Tah'ı ben 85-86 yapmam lazım. Antrenmanı bırakmam için. Ondan çekmem için antrenmanı. Bence şuraya James Milner'ı koyalım. Hatta Joshua Kimmich'i de koyacağım Milner'ı. Yeri gelecek Joshua Kimmich'i de koyacağım arkadaşlar. Evet. Bunu da koyacağım ama şu anda böyle oynayacak takım. Hatta Markovic'i pardon bekletiyorum. Hatta Markovic'i çıkar. Sadio Mane'yi al oraya. Oxford sen gel ya. Sen gel bakalım. Seni şöyle bir kalecinin yerine alacağım. Bakalım. İnşallah kaleci sakatlanmaz. İnşallah kaleci sakatlanmaz. Çok nadir başımıza gelen bir olay ama maalesef bazen böyle şanssız zamanlarda kaleciyi çıkarttığınız zamanlarda kaleci sakatlığı gerçekleşebiliyor. Aman diyelim böyle tahtaya vuralım ve Sunderland maçımız başlasın. Haydi bakalım arkadaşlar.
Erken bir gol. Hadi, hadi çocuklar. Erken bir gol istiyorum sizden. Daniel Sturridge 13. dakikada güzel bir gol attı. Tam böyle sağ köşeden böyle ayağının boşaldı. Christian Eriksen 2-0 yaptı durumu. Sunderland karşısında 2-0 öndeyiz. 2-1 oldu. Jermaine Defoe'dan gol yedik maalesef. Hadi böyle bitsin ya. Yemeyin bir tane daha. Gözünü seveyim. Sadio Mane 3-1 yaptı. İşte bu. Galip geliyoruz. 3-1 Sunderland karşısında güzel bir galibiyet. Kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde. Hemen mevcut antrenmanımızı yapalım. Evet, ilerliyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeye gerek yok buralarda. Transfer sezonunda değil, başka bir şey de değil. Sadece şu anda önemli olan bizim için lig, biliyorsunuz. Ligdeki galibiyetler bizim için en önemlisi. Lucas Leiva. Ya sus Allah aşkına Leiva ya. Of. Böyle tripli oyuncuları da hiç sevmiyorum, biliyorsunuz. Gideceksen git arkadaş. Allah Allah. %161 arttırmışız Marcus Rashford'un değerini. 17 milyon euro olmuş adamın değeri. 1 puan öndeyiz. Hull City'nin önündeyiz. Lan Hull City'ye bak, hala şeyini sürdürüyor. İsteğini, arzusunu sürdürüyor. Aynı kadroyla, galip kadroyla Bournemouth'un karşısına çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım takımımız ne yapacak? Merak ediyorum açıkçası. Sadio Mane'yi bu arada bütün simülasyonlarda oynatacağım. Çünkü şutu yüksek bir oyuncu. Gol atma oranı yüksek. Gol atma ihtimali de yüksek bu bağlamda. Hadi oğlum atın bir tane lan. Dakika 60 oldu. Mane attı. 1-0 oldu. İşte bu. İşte Mane. Hadi kapanın çocuklar. Kapanın. 86. Gol yedik ya. Wilson'dan gol yedik. Allah aşkına yapma. Bu hangi Wilson ya? Defanstaki Wilson. Forvet 91 hızlı bir tane Wilson var. O değil ama. O değil. Defanstaki attı. Ulan gerizekalılar. Nasıl kapanamıyorsunuz? Nasıl? Hay Allah'ım ya. Ulan çocuklar yapmayın ya. Öndesiniz işte, ne güzel. Bitiriciliği 82 oldu Marco Rashford'u. Ama Hull City puan kaybetmiş. Hem de maçı kaybetmiş. Puanı bırakın, maçı kaybetmişler. Bizim için çok iyi oldu. 2 puanla çıkarttık aradaki farkı. Bakın, berabere kalmamıza rağmen aradaki puan farkını 2'ye çıkarttık. Bence harika oldu. Bir de yenseydik var ya, üf. Üf yani. Hadi hocam, Gana'dan bize bir şeyler bulmadı mı? Gana'yı bekliyorum. Sabırsızlıkla Gana'dan gelecek haberi bekliyorum. Buraya James Milner'ın yerine Wijnaldum'u koyacağım arkadaşlar. Biraz daha ofansif oynamak istiyorum. Mamadou Sakho burada 83 olmuş. Galiba tipin yerine koyalım. Bakalım neler yapacak. Başka? Başka kim oynatabilirim? Ulan bir değişiklik yapıp Oxford'u mu oynatsam orada? Ulan bir çılgınlık yapıp Oxford'u oynatacağım ben. Oxford'u oynatacağım. Mamadou Sakho'ya değil, Reece'i Oxford'u oynatacağım. İki tane genç çocuk. Bakın, defansta iki genç çocuk. Yaş 17, Reece Oxford. Diğeri Jonathan Tah, yaş 20. İki tane genç oyuncu. Alberto Moreno keza öyle, 24 yaşında. Klein 25 yaşında, ama şu ikili, özellikle Reece Oxford'a bakın. Buna bakın ya. Adamın hızlanması 68. Top kesmesi 63 maalesef. Ama oynatacağım lan. Oynatacağım ulan. Riskse risk. Bu riski alıyorum. Bu riski alıyorum. Sorumluluğu alıyorum. Ben Reece Oxford'a oynatacağım. Genç çocuğumuzu oynatacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım neler olacak. Hadi. West Ham maçı, iç saha maçı, kendi taraftarımızın önünde, kendi seyircimizin önünde, You Will Never Walk Alone bestesi eşliğinde maçımıza çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle de kazanacağız. Ben şu siyahları giysem. Yo, ben kırmızıları giyeyim, onlar da beyazları giysinler işte. Deplasman formalarını giysinler. Dünya klası West Ham United maçına hemen geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet millet, bölümümüzün ilk maçında Liverpool West Ham United mücadelesiyle karşınızdayım. Anfield'dayız. Kendi evimizdeyiz, mabedimizdeyiz. Şuraları izlemeyi seviyorum. Bazı arkadaşlarımız sıkılabilir ama şuralar benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu beste kısmı.
Ve genç çocuğumuz orada stoperde Reece Oxford. Çok şeyler umuyoruz kendisinden. Çok şey umuyoruz. Yani bu maç kendini bitirmez diye düşünüyorum. İnşallah yani, bakalım. Hemen Reece Oxford'a döndüm. İşte genç çocuk. Gençlere önem veriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Genç yetenekler bizim için önemli. Hadi Eriksen. Çıkalım şimdi kontraya. Allah aşkına, o nasıl bir pas Eriksen? Kız haklısın hocam, kız yani. Kız. Sadio Mane, Dimitri Payet'e bir tane koydu. Payet sersemledi ama Mane yetişemedi ya. Ne koydu kafayı? Zidane gibi çaktı Payet'e. Hadi, hadi çocuklar hadi. Almış topu. Güzel, baskı sonuç verdi. Reece Oxford ilk müdahalesini yaptı. Liverpool'la topa ilk müdahalesini yaptı. Dakika 19. Sadio Mane. Sanki çok güçlü bir oyuncuymuş gibi orada vurdu, onu devirdi. Hadi git topu al şimdi Mane. Hadi hadi. Bravo Oxford. Coutinho'ya at topu. Coutinho. 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 Ah lan. Ah lan. Ah. Korner mi? Eriksen kesti. Hadi Mane. Yapıştır oğlum uzaklardan. Mane'nin şutu ve gol. Sadio Mane. Harika vurdu uzaktan. Direkten soktu topu içeri. Soktu. Soktu. Zıpam. Zıpam. Sadio Mane 19 numaralı formasıyla çaktı. Lan. Hava soğuk galiba. Adamların ağzından buhar çıkıyor. Reece Oxford geldi, takım arkadaşını. Tebrik etti. Tekrar izliyoruz Sadio Mane'nin golünü. Sağ ayağıyla çok güzel vurmuş. Yerden Adrian çaresiz. Orada Lanzini'nin eli ayağı birbirine dolanmış, kafasını gözünü bir yerlere vurmuş ve Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 26. Ayev çok boş kalmıştı. Ulan neredesin Moreno? Allah aşkına neredesin ya? Ayıptır. Gerçekten ayıptır bu. Bu kadar boş bırakılır mı be? Bıraktığın adam da Ayev yani. Sağlam bir oyun. Bunu gol yeseydik nasıl açıklayacaktın bizim oyunu? Bir daha nasıl kadroya girecektin ki? En sevdiğimiz oyunculardan bir tanesisin yani. Güzel bir üçgen kurduk orada. Sadio Mane. Şimdi Eriksen'e. Eriksen. Eriksen sağ ayağıyla Adrian. Oğlum sol ayağın senin 5 yıldız. Allah Allah. Niye sağ ayağına vurdun? Boşuna mı aldık seni? Sağ sol vuruyorsun diye aldık. Eyvah, eyvah, Gerrard'ın tahboşa çıktı. Oxford kapat önünü oğlum, bravo Oxford be, bravo oğlum be. 67 olur ama yüreği var, yüreği. Çok güzel. Eriksen'den bir daha Klein'a. Klein Jordan Henderson'a. Jordan Henderson, Wijnaldum'a. Wijnaldum sağ ayağıyla çok kötü. Berbat, aa defansa çarpmış, tamam güzel oğlum. Şöyle sert kes, sert kes. Vur ona Wijnaldum. Yapma. Hani Mane neredesin? Bir daha vursaydın keşke. Hadi Klein. Oxford. Oxford Lanzini karşı karşıya. Oxford Lanzini'nin önünü güzel kapattı. Atağı kesti. Hızlı atağı kesti. Reece Oxford. Güzel be. Bravo oğlum. Yapma Klein. Yapma Klein. Yapma oğlum. Hadi. Vur Payet'e, vurdurmayın. Karius. Karius harikasın. Lan ne kadar kötü pas verdin derken ilk yarı bitti. Allah'tan ilk yarı bitti. Çok fena baskı kurdular üzerimize ilk yarının sonunda ama ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı bildik. Bizim için güzel. Ben hemen ilk değişikliğimi yapmak istiyorum arkadaşlar. Orta sahayı biraz daha kuvvetlendirip oraya James Milner almak istiyorum. Aynen. Biraz daha sağlam olsun orası ya.
Jordan Henderson'dan Sadio Mane'ye çok güzel bir top. Mane! Mane vurdu Adrian! Adrian yapma Adrian. Eriksen üst direk, Coutinho vur. Eriksen Allah kahretmesin nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Christian Eriksen girdi bu arada oyuna. Vur ona. Jonathan Tah. Allah'ım. Hadi. Ya Allah aşkına Klein. Ya Karius alsana topu be oğlum ya. Of. Ya bu oyunun saçmalıkları gözünü seveyim be. Bravo Milner. Coutinho. Of Bayram girdi araya. Bayram kafa atarak girdi. Alın şu topu Alberton, bravo. Oxford. Sturridge. Sturridge. Jordan Henderson'a. Henderson. Henderson. El var hocam. Ogbonna'ya el var. Ha, eller kapalı galiba oyunda. Elle müdahale. Onu ben açayım. Çok penaltı kazanırız diye düşünüyorum o şekilde. Ya hocam be. Dakika 70. 1-0 öndeyiz. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Ooo, Andy Carroll'dan güzel bir şut, kalecinin şeyine vurdu, matarasını, matara mı diyeyim artık, suluk, suluğunu vurdu, su şişesini vurdu. Niye bu tarz şeylere girdim, su şişesi deseydim. Hadi Milner. Marcus Rashford. Rashford girdi içeri, ortasını açtı. Sadio Mane, vur oğlum Sadio Mane, vurun lan. Allah kahretmesin Adrian, dakika 85 hadi çocuklar. James Milner geri koş oğlum. Arkaya toparla diye aldık. Gözünü seveyim, önde kalma. Bak Oxford bile geri geldi, topu aldı be. Helal olsun. Uf! Rashford sana yaydı, plaseyi bıraktı köşeye doğru. Ama az farkla dışarı gitti. Bu arada bugünün adamı 18 numaralı 19 numaralı formasıyla Sadio Mane olmuş arkadaşlar. Rashford rakiplerini birer birer geçti derken Fegoli'ye takıldı. Ve kazanıyoruz. West Ham karşısında Slaven Bilic oyuncularını mağlup ediyoruz. Slaven Bilic'in oyuncularını, Slaven Bilic'in öğrencilerini mağlup ediyoruz. Karius'un güzel kurtarışları var bugün. Bunun 85 olması bizim için çok iyi oldu gerçekten. Ve bugünün en önemli gelişmesi Vince Oxford'un 11'de başlayıp çok güzel, hatasız bir performans sergilemesi. Tatmin edici bir performanstı. Ve Vince Oxford'u acilen geliştiriyoruz arkadaşlar. Acilen, gerçekten. Vince Oxford hem oynayacak hem gelişecek. Yani sürekli oynamaz. Çünkü Joel Matip var. İşte Sakomuz var. Ama onların arkasında çok iyi bir yedeğimiz olduğunun artık farkındayız, bilincindeyiz. Ve ona göre daha rahat oynayabiliriz gençler. Bence çok güzel bir maçtı. 10 şutumuz var, 6'sı kaleyi bulmuş. Rakibimizin 5 şutu var, 3'ü kaleyi bulmuş. Sadece şut olarak üstünlüğümüz skora da yansıdı ve galip geldik arkadaşlar. Gayet iyiydi. Çok keyif aldım maçtan. Özellikle Reece Oxford'un oynayışı beni benden aldı. Güzel bir performansı vardı ya. Ulan helal olsun. Marcus Rashford, canım benim. Şimdi sana biraz daha bitiricilik basalım. Tamam mı? Senin şöyle oturumunu iptal edeyim. Sil kardeş. Gel buraya. Stopere gel. Reece Oxford, sana 1'e 2 savunma yaptıralım. Top kesme, markaj, müdahale ve kaymanı geliştirelim. Çünkü gelişimi açık bir oyuncusun, çok rahat gelişebilir. Bunları var ya, 2-3 antrenmanda birer seviye atlatabilir ama çok kötü yaptı. Ama çok kötü yaptı. Kimmiş 81 oğlu? Helal olsun. Helal olsun. Middlesbrough ile maçımız var ligde. Bu bölümümüzün son maçı olsun, bunu da yapalım. Ve bölümümüzü noktalayalım arkadaşlar. Middlesbrough ile deplasmanda karşılaşacağız büyük ihtimalle. Şuraya Oxford'un yerine Sako, burada Jonathan Tah'ın yerine de Joel Matip girsin. Onun haricinde orta sahaya Christian Eriksen'in yerine Wijnaldum girmesin. Bunlar oynasın böyle. Hatta buraya sadece Sadio Mane gelsin. Başka kimseye gerek yok. Oxford sen kal orada ya. Sen kal canım ya. Hadi bakalım böyle başlayalım. Liverpool karşısında yardımcı antrenörümüzün
öngördüğü, hatta maçta gördüğü değişiklikleri yapsın. Biz öngörerek kadro kuruyoruz. Ona göre yardımcımız saha içinde gördükleriyle oyuncuları değiştiriyor arkadaşlar. Umuyorum ki Middlesbrough karşısında galip geleceğiz. Şey yok galiba. Victor Valdez vardı kalede. Sattılar mı acaba? Yo, Victor Valdez 26 numara bak yedeklerde. Coutinho gol attı bu arada 1-0. Matip sakatlandı. Eyvah. Wijnaldum 2-0. Oxford girdi Matip'in yerine. Rashford Markovic'in yerine girdi. Rashford da her maç alıyor oyunu ya. Bu çok güzel bir şey. Kanat olsa da ve Rashford'un golü 3-0 oldu. Yani kanat olsa da alıyor. Forvet'ten de çıkarsa Rashford'u alıyor. Rashford'u alıyor yani bir şekilde. Bu da gelişimine çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Ve Middlesbrough karşısında da galip geliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm Everton karşısında çıkacağız. Evet. Oyuncu sakatlandı. 7 gün sahalardan uzak kalacak. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şöyle ileri alayım. Middlesbrough diyorum ya. Everton maç gününe simüle ettikten sonra bölümü kapatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi kapatıyorum. Medya mensuplarına şöyle bir o zaman Liverpool'u motive edeyim. Tamam, her zamanki gibi oyuncularımızı motive etmemiz en önemlisi. Oyuncuların motivasyonu en önemlisi arkadaşlar. Evet, umuyorum videonun başını izlemişsinizdir ve söylediklerimi anlamışsınızdır. Bana da hak vermişsinizdir diye umuyorum. Bu bölümde inşallah beğenilere abanırsınız, beğeniler artar ve ben de o şekilde hemen akabinde yeni videoyu çekerim. Hemen ertesi günde upload ederim. Aynı şekilde aynı hızla devam ederiz arkadaşlar. İnanın bunu çok istiyorum ama tamamen sizlerin elinizde, tamamen sizlere bağlı. Evet millet, umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.